Evet sevgili Batıyorum izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Trabzonspor Roma eşleşmesini yakından incelemeye çalışacağız. Roma özelinde bir detaylı analiz yapmaya çalışacağız. Hemen videoya geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Batıyorum her gün, her geçen gün sizin desteklerinizle büyüyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bu videoyu beğenmeyi atlamayın lütfen. Çünkü daha büyük kitlelere ulaşabilmemiz sizin bu videoya yapacağınız beğeniler ve bilhassa yorumlara bağlı. Hemen videomuza geçelim. Evet biliyorsunuz Trabzonspor ülkemizi bu sene UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil ediyor. Ve 3. ön eleme turunda Molde ile eşleşmişti Trabzonspor. Trabzon'daki ilk maç 3-3 bitmişti. Deplasmanda penaltılar sonucunda Trabzonspor Molde'yi elemeyi başarmıştı. Çok zorlu bir mücadelenin ardından. Roma ise doğrudan playoff turundan UEFA Konferans Ligi yolculuğuna başlıyor. Biliyorsunuz UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara doğrudan katılım yok. Hiçbir takım doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer almıyor. Her takımın mutlaka öncesinde bir mücadele oynaması gerekiyor. Evet, kura çekiminde gördüğünüz Giorgio Marchetti, UEFA'nın genel sekreter vekili, klasik bir şekilde Trabzonspor'a yine güçlü bir rakip çekti. Roma 90 puanlı bir takım ve halihazırda sahip olduğu bu puanla bugün itibariyle Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alması halinde ikinci torbadan katılacaktı Şampiyonlar Ligi kura çekimine. Konferans Ligi'nde Roma'dan yüksek puanlı bir takım yok ve turnuva sonuna kadar UEFA Avrupa'dan elenip gelinecek takımlar da dahil olmak üzere hiçbir takım Roma'nın puanından daha yüksek bir puana sahip olmayacak. Bu da şu demek, Trabzonspor turnuvadaki en güçlü takımı bir numaralı seri başını çekti. Bundan sonra hiçbir takım Roma gibi bir puana sahip olmayacak. Ve fikstüre geçelim. Evet, 19 Ağustos Perşembe günü ilk maç 20.30'da Medical Park Arena'da oynanırken rövanş 26 Ağustos'ta Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 20'de başlayacak. İlk maçın hakemi Sloven Matejuk olacak. Matejuk Trabzonspor'un Getafe'ye 1-0 kaybettiği deplasmandaki maçı yönetmişti. Aynı zamanda aynı hakem Roma'nın geçtiğimiz sezon Kluj'u 5-0'la geçtiği Avrupa Ligi mücadelesinin de hakemiydi. Evet, Roma'yı biliyorsunuz aslında çok çok popüler yapan bir isim var. O da Jose Mourinho. 4 Mayıs 2021 tarihinde Roma attığı bir tweetle yeni hocasını duyurdu. Dünyanın belki de en popüler teknik direktörü diyebiliriz. Zamanında en iyisi de diyebiliyorduk rahat rahat Jose Mourinho için. The Special One. Fakat artık popülerliği devam etmekteyken sanki en iyi hocalık koltuğunu başka teknik direktörlere bırakmış gibi. Onun için Roma çok önemli bir meydan okuma ve Trabzonspor için bu maçında şöyle bir özelliği var. Jose Mourinho'nun Roma'nın başında çıkacağı ilk resmi maç Trabzon'da oynanacak ve tüm dünyanın gözü, sadece İtalya'nın değil, sadece Türkiye'nin değil, Premier Lig'den İngiltere'den Fransa'ya her yer, herkes bu maçta kilitlenmiş durumda olacak Jose Mourinho açısından. Mourinho o yüzden bu maça önem verecektir. Peki Trabzonspor için bu maç ne ifade ediyor? İşte gördüğünüz gibi herkes biliyor. Trabzonspor'un bu sene Serie A geçmişli çok önemli 4 transferi var. Andreas Cornelius takıma en son katıldı. Gervinho, Marek Hamsik ve şans ki Perez, Roma'nın geçtiğimiz yıl oynayan futbolcusu. 5 senelik Roma kariyerinden sonra Trabzonspor formasını terletiyor. Geçen sene takıma katılan Vitor Hugo ile birlikte gerçekten Trabzonspor'un çok önemli bir Serie A tecrübesi var. Dolayısıyla aslında o anlamda elimiz kuvvetli olacak diyebiliriz. Roma neler yaptı? Bir de ona bakalım. Evet, Roma bu sene yaz döneminde şu ana kadar 3 transfer yaptı. Palmeiras'tan Matias Vina, Genoa'dan Eldor Shomurodov ve Wolverhampton'dan Rui Patricio'yu takıma kattılar. Rui Patricio ne vereceği az çok belli olan kaliteli bir kaleci. Avrupa Şampiyonası'nda da izledik. Yediği bir hatalı gol dışında genelde iyi performans veren bir kaleci. Eldor Shomurodov gerçekten çok hızlı, çok etkili, çok teknik bir futbolcu. İleride gerçekten çok daha iyi takımlarda da görebiliriz kendisini. Ve Vina'da Roma'nın son transferi olduğu videoyu çektiğimiz anda Tammy Abraham Chelsea'den gerçekten çok yüksek sesle Roma ile adı geçmeye başladı. Dolayısıyla eğer Roma'ya katılırsa Tammy Abraham ve ilk maçtan bir gün öncesine kadar, yani 18 Ağustos'u 19 Ağustos'a bağlayan gece saat 1'e kadar UEFA'ya takımlar 2 yeni oyuncu bildirebiliyorlar. O zamana yetişirse bizim maçlarda oynama durumu olacak Tammy Abraham'ın. Fakat Eldor Shomurodov gerçekten ön tarafta Roma için iyi performans veriyor şu ana kadar. Ve ben en azından ilk maçta
o transfer gerçekleşse bile Tammy Abraham'ın oynayacağını düşünmüyorum. Ve hemen devam edelim. Roma'nın hazırlık maçları. Evet, Roma birçok hazırlık maçı yaptı. Bazıları tabii çok alt lig takımlarıyla, fakat yaptığı ciddi hazırlık maçlarına bakarsak Porto ile 1-1, Sevilla ile 0-0 beraber kaldı. Real Betis'e 5-2 mağlup oldu. Ve son olarak yeni yapılan hazırlık maçında, son yapılan hazırlık maçında ve Trabzonspor maçının provası niteliğindeki hazırlık maçında Fas takımı Raja Casablanca ile açıkçası birazcık hafif bir takımla bir mücadele yaptılar. Evet, o maçlardaki taktiklerine bakalım. Mourinho sahaya takımlarını nasıl dizdi? Porto ile gerçekten ciddi bir maça çıktılar ve 1-1 sahadan beraberlikle ayrıldılar. 4-4-2'lik bir formasyonla çıktılar. Zaniolo ve Mkhitaryan kanatlarda oynadı. Dzeko'nun belki de son maçıydı Roma'da ve biliyorsunuz Dzeko şu an Inter transferini tamamladı. Inter'in futbolcusu oldu. Bizim için gerçekten fena olmayacak bir hamle oldu Dzeko'nun Roma'dan ayrılması. İkinci ciddi mücadelede de Sevilla ile oynadılar ve sahadan 0-0'lık bir skorla ayrıldı ve Mourinho'nun daha çok denediği 4-2-3-1'lik bir taktikle sahadaydı Roma. El Sharabi bu sefer solda, Perez sağda oynadı. Mkhitaryan bu sefer asıl mevkisine ortaya döndü. Ön tarafta da Borja Mayoral vardı ama siz de göreceksiniz, takım aslında son maçta daha ideal 11'e yakın bir formasyonda sahaya çıktı. Ve evet, olaylı Real Betis mücadelesi 5-2. Betis kazandı ama gerçekten çok ilginçti. Mourinho sahaya daldı. Beklediğimiz, daha önce de yaptığı şeyler ve hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına atıldı. Oyuncuların yaptığı faullere karşı hakem hiçbir zaman müsamaha göstermedi. Yani normal bir hazırlık maçında kartsız atlatılabilecek pozisyonların hepsinde hakem kart kullandı ve artık Roma 8 kişi kaldıktan sonra bu fark açıldı. 3-2 giden bir maçtan sonra 5-2 ile mücadele tamamlandı. Yedikleri goller de bir enteresan. Eğer bulabilirseniz özetini mutlaka izleyin. Yani çok komik goller yedi Roma. O anlamda bizim için umut verici tabii o. Shomurodo çok güzel bir gol attı bu maçta. Roma'nın şu anki kadrosunda parlayan bir oyuncu diyebilirim Shomurodo için. Ve yine en son yaptıkları hazırlık maçı, artık Trabzonspor maçının provasını yaptıkları hazırlık maçı, güçsüz bir rakip seçtiler. Fas takımı Raja Club'la oynadılar. İdeal 11. Rui Patricio yeni transfer, Shomurodo yeni transfer ve Vina yeni transfer. Üçü de ilk 11'de denendi. Jose Mourinho tarafından. Mkhitaryan yine her zaman bildiğimiz yerde oynadı. Zaniolo, El Sharabi oynadı bu sefer. El Sharabi ve Vina ile birlikte Trabzonspor'un sağ kanadını çok fazla zorlayacaklardır diye düşünüyorum. Chris Smalling, Mancini zaten göbekte iyi bir ikililer. Smalling gerçekten Roma'da çok iyi bir performans veriyor. Trabzonspor için şu kadro dizilişiyle çıkacaklarını bekliyorum ben. Hala verdikleri kadro listesi UEFA'da yayınlanmadı ama bu olacaktır. Bunun üzerinden bir diziliş bekliyorum ben Trabzon'da. Açıkçası bu maçta böyle çıkmaları da bizim maça, Trabzon'daki maçta ideal 11 ile çıkacaklarını düşünüyorum. Zorlu bir maçta karşılaşacaklarını onlar da biliyorlar. Ama gördüğünüz gibi ön tarafı gerçekten çok yetenekli bir takım. Bizim savunmamızın bu maçta çok çok dikkatli olması gerekiyor. Ama neyse ki bu deplasmanda gol yeme kuralı kaldırıldığı için Trabzon'daki maçta açık oynamamızda herhangi bir mahsur olmayacak. Fakat ilk maçtan kaybetmeden çıkmak şart olacak. Evet, ben tekrar hatırlatmamı yaparak videoyu kapatıyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenerek de bize destek olabilirsiniz. Video hakkındaki yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz ve sizce turu kim atlar? Bu sorunun cevabını da yorumlarda bekliyoruz. Jose Mourinho Trabzon'dan eli boş döner mi? Biliyorsunuz İtalyanların çok ünlü bir atasözü var. Perdere la Trabzonda diye. Trabzon'unu kaybetmek anlamına geliyor. Ve Trabzon şehrine dayanan bir atasözü. İnşallah Mourinho'yu yönünü kaybetmek anlamına gelen bu kelimeyle Trabzon'dan uğurlarız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah Trabzonspor Konferans Ligi'nde gruplara kalır ve çok sükseli bir galibiyet alır. Herkes kendisine iyi baksın. Görüşmek üzere.